çekeyim dedim ama kabul etti istemedi. Evet. Polisi çağırdık. Gelirdik, trafiği durdurdum ama Allah'ı utanıyorum, billahi utanıyorum yani. Hastanede randevum, iki randevum, ikisi de kaçacak bugün. Gönyeli çemberindeyim. Tam çıkış yapacağım esnada arkamdan bana vurdular. Allah'ım. Hiçbir şeye baktım yokken, sonra hastanede olmam gerekirken başıma gelen de bu. Geçen haftada yaşadığım aynı şeyi yaşıyorum. Güven Bey'i en son gören hastalardan biri o Zamire'de. Geçen hafta gelmiştim. Tam sıram geldiğinde yemek molası vermişti. Küçük bir ateştirmalık yapayım demişti. Şimdi de diğer doktora gittiğimde. Bir şey söyleyeceğim. Tabii canım. Biraz önce videomu çekiyordum. Hemşire seslendi. Şikayet videosu internete attığımı düşünmüş. Oysa ben YouTube'uma ne yapıyorum? Memnuniyet. Doktor Bey'den olan memnuniyetim için video çekiyordum. Geçen hafta da geldik. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ydü. Hastane personeli bile doktora isyan etti. Artık kayda kimseyi yollama diyeyim. Eczacılar ilaç almak için gittiğimiz yerdeki eczanedeki görevli bayanlar, biz artık kapatıyoruz gidiyoruz, doktor bey yollama bizi gibi gibi şikayetler gelse de biz doktorumuzdan çok memnunuz. Tam da böyle doktorumun memnuniyetini dile getirdiğim bir video çekiyordum. Ona gittiğimde bana yazdırdı, dışarıdan yap geçir dedi, bir tahlil vardı. Eksiklik, ciddi eksiklik çıktı. İnanılmaz bir şey. Belki de birçok şeyin sebebi o ve giderilmesi gerekir. Ben o tahlili yaptım. Aynı zamanda da fizik tedavi doktoruma gittim. Fizik tedavi doktorum da aynı ilacı yazdı. Dedim ben onu yaptırdım. Böyle böyle bir tahlil yaptırdım dedim. Evet dedi, onu ben de isteyecektim. Madem yaptırdınız, doktorunuz takip ediyordur. Bu eksikliğin giderilmesi lazım dedi. Dedim her ay B12'de kullanıyorum iğne olarak. Onları da yaptıracağım. Evet. Ben bu arada tamamlamış oldum. Doktorumuz Güven Bey'den olan memnuniyetim. Allah razı olsun. Hastanede 3 tane daha öyle doktor olsa her şey güllük gülistanlık olur diye düşünüyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Trafik kazasından da evde bahsederim artık. Arkadaşlar bu da Kıbrıs'ın sarayı. Türkiye Cumhuriyeti bize saray yaptırıyor. Burası askeri bölgenin içinde. Artık bizim oldu. Biliyorum çocuğumu yanına geçeceğim anneciğim. Sen yola bak. Videomuz güzel çıksın diye yakınlaşamıyorum. Sen yaklaştırdın ya. Evet. Oralar askeri bölgeydi. Topraklarından perarda dedik bize saray olarak verdiler. Biz de sigortaya gidiyoruz. Evet ya, dün ifade vermeye gittik. Bugün de kaza yaptık. Daha doğrusu bizi arkadan vurdular. Şimdi de arkadaşlar hep beraber ma aile cümbür cemaat ne yapıyoruz? Karşı tarafın sigorta şirketine gidiyoruz. Çünkü karşı taraf ödemesini yapacak bize. Ama arabanın bakım ve onarımı Ford garajda yapılacak. Bye. Tamam, bunları götürün. Eğrilmiş mi spatulan ucu? Bu taraftan bak ne eğri gibi görünür de. Sıcaktan şeyde. Böyle böyle. Bunu da babaannene bir şey yaparsan ondan yaparsın. Tencerelerini de mahvetmesin. Emsan. Emsan yani. Alman gereken bir şey var ama. Dinle. Adi kalitesiz böyle uyduruk benim tencerelerim gibi olsa eba meba o bu anlarım. Bir teflon tefal. Bir de unuttum şimdi dedim demeyecek. Grand. Babaannene aldım tencere. Emsan. Emsanlar kötü bir şey. Markalar iyi marka değil mi? Ama Meral'e dayanmadı işte. Meral'in şey izinde çelik alacak anne. Rızık zamanı. Gel bir tanem. Bir tanem. Tuşuhan. Yok onlar. Getirsene mi? Hediyeyi baba. Hediye. Ama çok ayırıyorum otelde. Bu arada ızırdım. Sadece ekmekle bir şey geldi. Domates ve marul. Nereye gidelim ki aldın? Yok, sana aldık bunu. Esin'e almadık. Televizyon! Ya televizyon. Biz o kadar zengindik. Değişik bir şeydir. Bu koyu yere baba bakayım nedir? Kaplosu çıktı zaten.
Nedir? Tüp derdine son olsun diye elektrikli soba aldık annemle. Açma ben. Ne yapalım? Hadi ocağın tüpünün yanına bir tüp daha koy. Ondan çıkar ona da atıyor. Bilmem ne yapıyor. Az günlerde yakmaya değmez çat çat. Ben dedim ki Ümit gördüm bunu. Bunu anneme alalım dedim. Artık tüplü soba. Güzeldir bu. Çekmesi, çekiştirmesi, yakması her şeyi. Babam babamın sana lazım mı diye. Evet babaannene lazımdı. Dizinin dibinde yakabileceği bir şey aynı zamanda. Şu ikili ama. Hep söylendim, hep söyle. Bak televizyonun da öyle. Şey, mantıklı bir şey söyleyeyim sana. O... Ben mantıklı bir şey söyleyeyim. Siz bir de babaanneme 3 lira alın. Alırız anne. Sen ne alacaksın? Koymayın şeye. Annem şimdi sıcaktır istemeyi. Çok komik ama. Alo anneciğim. Bana arkadan çarptılar. Çarptılar. Merak etme bir şey yok. Bay. Başka? Sonra bir arama daha. Annem kimliği verdi benim. Pardon ehliyetim sorry. Ehliyetim ehliyet değilmiş. Bir hızla kalktım giyindim. Dibin üst değiştirdim. Tabii. Öyle mi geleyim? Götüyem Allah'ım şeyim. Ne giyiyordun ki? Karalı şey babaannem götünü yama yaptıydı onun. Dikliydi. Yamalıdır diye bildiğin yamalıdır. İçte yama var onun. Maşallah maşallah babaannem. Hayır hayırdır diye gözükmez ama olsun öyle gelemem. Laf koşacağım birine döneyeceğim birine. Götü yamalı bir cama inan. Neyse ya gittim bir hız giyindim. Bindim arabaya bir olay yerine gidiyorum diye heyecanlıyım. Annem aradı gelmene gerek yok geriden. Allah'tan kıpırdanmalıydım ben. Arabayı işlettiydim geri söndürdüm. Bir de ön kapıdan çıktıydım tamam mı? Mecbur dolandım aşağıya. Bugün giydiklerimi giydim. Blazer ceket falan. Ne zannettin olay yeri inceleme. Ondan sonra çıktım yukarıya. Tekrar giydim pijamalarımı indim temizliği yapmaya devam ettim. İşte fakir köylü olunca katılamadım. Fakir olunca. Ya insanlar niye aceledir anlamıyorum ki. Öndeki bir gitsin sen sonra çık. İmkanı olsa kanatlanacaktı herhalde adam. Çıkış yapma yani el frenini indirdim. Kalkış yapıyorum adam geldi tak dedi. Orada bu arada supon kile yaptım. Yeseniz çok beğenirsiniz. Ama yeseniz. Yani evde bahsedeyim dedim. O an olayın heyecanını anlatamayacağım. Yorgunum gibi hissettim ama. Keşke kendine dondurup dolamışsan. Yok böyle iyi. Annem yatıyor. Seni çekeyim mi? Çekme çekme çekme. Ayağım da çıktı. Benim de çıkıyor bak. Sen ayağın çıkmıyor, senin dizin çıkıyor. Dirseğin çıkıyor, aşağısı yok. Siz böyle yapabiliyor musunuz arkadaşlar? Yayalayabiliyor musunuz dirseğinizde? Yorumlara yazın. Tamam, devam. Oradan gittik sigortaya, zirve sigortaya. Hastaneye gittim, hastaneden tam ikiye çeyrek kala çıktım. Böyle bir şey olabilir mi ya? Eve gelmeden şarjım bitti. Eve geldim. Adamı aradım. Adamın umrunda bile değil. Siz yalnız gidin. Ya giderim tamam gittik. Zirve sigortaya. Oradaki bayan şey diyor. Komşumuzmuş ha bir de o. Bizim orada oturuyor. İki dere sokak. O çıkmaz sokak var ya Meral. Hı? Apartman var ya karşıda. Onun arka sokağı var. İki dere sokak. İkiz dere mi iki dere mi? Orada oturuyormuş. Komşumuzmuş. Arabayı kızınız mı kullanıyor dedi. Yem mi attı? Ne yapıyor bilmiyorum ki. Arabada yalnızdım dedi. Yok oğlum deseydin. Sorsalar. Arabada yalnızdım zaten. Sanki başka biri olsa, inse, değişse falan şüphen olsa görmez miydi öteki adamda? Uydurucular. Aramış o saat demiş işte anlaşalım falan da. Ben polis geldi. Temiz temiz onun ehliyetini, kimliğini, onun plakasını aldı. Benimkini aldı. Bir sıkıntı olursa arayacağım arkadaş. Kendi numarasını verdi gitti. Neyse arkadaşlar bu kadar. Anne benim saçlarımı Zeybek kim kesecek? Zeybek kim annem ya? Zeybek değil anne. Zeybek. Zeybek ne? Zeybek bir kız. Zeybek çok güzel. Üstelik mi? O çeneğinde dudağın kenarındaki ne? Anneciğim. Yala bakayım çıkar mısın? Hayır şurada ha. Oldu. Biraz daha. Çene dedin. Ta aşağıları boşuna yalattırdın bana be. Niye öyle yalattırdın? Bu senin de buran ne? Ne koordinat konum verseydin. Gece uyumadan bir tabak supanga yer miyiz? Yemem.
Ben yerim. Hayır, sana ben sormadım. Tatlı hakkımı yedim. O iki tane kurabiye taş gibi oldu, taş gibi oldu demiş. Kıyır kıyır da harikaydı. Baba anne elini attığında boş kalacak bir kere. Baba anne onun, kolay kolay elini atmaz ona. Onun da üstüne iki tane lokum yedim. Onun da üstüne tahinli ne yedim? Zeybeki saçlarını... Tahinli ne yedim ben? Tahin pekmez yedim. Bir de bir şeyle yedim sen onu. Cevizli. Düşün sen ne? Cevizi batırıp yedim. Üzerine bir şey daha yedim. Anne bir şeyler yedim. Cips yedim. Hiç ağzım çay boş içtim. Durmadı. Çay içtim. Bir tane daha mı içtim? Bitki çayı içtim. Kahvemi içtim falan filan. Ama akşam yemeğinde hiç ekmek yemedim bu arada. Bunları yedim, ekmek yemedim. Bravo bana değil mi? Evet. Anne. Bu arada benim ekmeği kesinlikle bırakmam gerekiyormuş. Ekmek kullanmamam gerekiyormuş. Doktor bana ilaç verdi. 12 haftada haftada bir tane içeceğim. Hap verdi. 3 ayın sonunda bitecek. Kesinlikle bak, bir dozdan fazla doz kullanma dedi. Hadi hoşça kal da. Hoşça kal. Hoşça kalın da çok kullan. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bu kızın derdi hiç bitmiyor biliyorsunuz.